Değerli arkadaşlar, bu dersimizde Mustafa Kemal'in hayatı üzerinde durmaya çalışacağız. Evet, Mustafa Kemal biliyorsunuz 1881 yılında Selanik'te doğdu. O tarihte tabi Selanik Osmanlı sınırları içerisinde yer alıyordu. Mustafa Kemal baba tarafından dedesi Hafız Ahmet Efendi 14. yüzyılda ya da 15. yüzyıllarda Anadolu'dan Makedonya'ya yerleştirilmiş Kocacık yörüklerindendir. Annesinin babası Feyzullah Ağa ise Karaman'dan Rumeli'ye gelen Konya yörüklerindendir. Zübeyde Hanım ve Ali Rıza Efendi evlendikten sonra Ali Rıza Efendi'nin Selanik'teki baba evine yerleştiler. Tabi evliliklerin ilk yılları bu mekanda geçmiştir. Önce bir kızlar olur, adını Fatma koyarlar. Bundan sonra Ahmet ve Ömer adını verdikleri iki erkek çocuklar daha olur. Bunları Mustafa, Makbule ve Naciye takip eder. Fatma, Ahmet, Ömer ve Naciye küçük yaşlarda vefat ederler. Mustafa Kemal'in babası Ali Rıza Efendi 1876-1877 yıllarında Selanik'teki Asakiri Milliye Taburu'nda üstemen rütbesiyle görev yapmıştır. Askerlik görevinden sonra bir süre Vakıflar İdaresi'nde ikinci katip, Rüsumat İdaresi'nde yani vergilerin toplandığı idare, gümrük memurlukları görevinde bulunmuştur. Daha sonra kereste işiyle uğraşarak serbest ticaret yapmaya başlamıştır. Tabi Mustafa'nın yani Mustafa Kemal'in doğduğu ve 1896 yılına kadar kaldığı, yaşadığı Selanik, Osmanlı Devleti'nin çok uluslu yapısında değişik ırk ve dinlere mensup Osmanlı vatandaşlarının, halkının yaşadığı bir şehirdi. Yani çok uluslu bir yapıya sahipti. Bir liman şehriydi Selanik. Dolayısıyla gerek Avrupa ile gerekse İstanbul'la bağlantısı olan ki demir yollarının da yapımıyla birlikte bu bağlantı daha da güçlenen bir şehirdi. Tabi bu şehrin bu özelliğinden dolayı Avrupa'dan meydana gelen ya da Avrupa'dan gelen yeniliklerin ve olayların takip edilmesi daha kolay olmuştur. Bu şehir yapısından dolayı tabi bu durum aynı zamanda Selanik'in kültürel hayatına bir hareketlilik katmış. Ama bu durum siyasi olarak bölgeyi zor durumda bırakmıştı. Yani Selanik'in bu şekilde gelişmiş ve bir liman şehri olması tabi bazı ülkelerin dikkatini çekmiştir. Ya da bazı fikir ve düşüncelerin buraya çok rahat girmesine yol açmıştır ki bunlardan en önemlisi işte Fransız ihtilaliyle ortaya çıkan milliyetçilik düşüncesidir. Tabi özellikle Balkanlarda farklı etnik grupların bir arada yaşaması ve bu milliyetçilik fikrinin de bu bölgeler üzerinde etkili olması daha sonra Osmanlı İmparatorluğu için yıkıcı etkiler ortaya çıkaracaktır. Yani bunların bağımsızlık hareketlerine yol açacaktır. Tabii milliyetçilik isyanların devam ettiği yıllarda 1877-1878 Osmanlı-Rus Savaşı başladı. Tabii Osmanlı Devleti'nin savaş sonrası imzaladığı Berlin Anlaşması'yla Sırbistan, Karadağ ve Romanya bağımsız oldular. Berlin Anlaşması'ndan alınan diğer bir karar da Makedonya bölgesinde ıslahat yapılmasıydı. Ki Selanik'te biliyorsunuz Makedonya'nın merkeziydi. İlerleyen dönemde bölgede yeteri kadar ıslahat yapılmadığını söyleyen Avrupa devletleri bir taraftan Osmanlı Devleti'ne baskı uygularken bir taraftan da bölgedeki isyan hareketlerini destekliyorlardı. Tabi Selanik ve Manastır gibi şehirlerin içinde bulunduğu Makedonya bölgesi bu isyanların en yoğun yaşandığı yerlerden bir tanesiydi. Tabi Osmanlı Devleti bölgede asayişi sağlamakta zorluk çekmiş. Tabi bu bölgede gayrimüslimlerin oluşturduğu çeteler Müslüman halka açısından can ve mal güvenliği noktasında tehdit hale gelmişlerdir. Tabi Balkanlarda ortaya çıkan bu ayrılıkçı fikir ve isyan hareketleri Osmanlı Devleti'nde de ya da Osmanlı aydınlar arasında da yeni arayışlara yol açmıştır. Ve Osmanlı Devleti'ni bu zor durumdan kurtaracak yeni fikirler tartışmaya başlanmıştır. 20. yüzyıl başlarında özellikle meşrutiyeti yönetimi tekrar kurmak isteyen Osmanlı aydınları ki 1876 yılında meşrutiyeti ilan edilmiş ve 1877 yılında meclis açılmış ve böyle bir yönetim başlamıştı. Ama 1878 yılında bu meclis kapatıldı Osmanlı-Rus Savaşı ileri sürülerek ve o tarihten itibaren de meclis kapalıydı. İşte onun üstünde Osmanlı aydınları yeniden meşru bir tiye yönetime geçmek için çalışmaya başladılar. Ve bu aydınlar özellikle de Makedonya'da örgütlenmeye başladılar. Özellikle Selanik şehrinin bu
gelişmiş ortamı gerek Mustafa Kemal'in bu bölgedeki çok farklı fikirleri tanımasında, Osmanlı Devleti'nin sorunlarının tartışılıp gündeme getirilmesinde, yeni fikir ve düşüncelerin oluşmasında bu Selanik'in ortamı önemli katkıda bulunmuştur. Ve Mustafa Kemal işte bu atmosferde az önce de ifade ettiğimiz gibi 1881 yılında Selanik'te dünyaya geldi. İşte babasının adı Ali Rıza, annesinin adı Zübeyde idi. Mustafa Kemal önce mahalle mektebine, daha sonra da Şemsiye Efendi Okulu'na devam etmiştir. Tabi bu konuda da babasıyla annesi arasında bir görüş ayrılığı ortaya çıktı. Ali Rıza Efendi de eşini üzmemek için ilk önce mahalle mektebine gönderdi ama daha sonra oradan alarak özellikle batı tarzı bir eğitim veren, daha modern olduğunu düşündüğü Şemsiye Efendi Okulu'na oğlunu yazdırmıştır. Tam Mustafa Kemal Şemsiye Efendi Okulu'nda eğitim hayatına devam ederken babası vefat etti. Tabi eşinin ölümüyle birlikte Zübeyde Hanım ekonomik sıkıntılar yaşamaya başladı ve sonuçta Selanik yakınlarında bulunan Langaza'ya tarımla uğraşan abi Hüseyin Ağa'nın yanına taşınmak zorunda kaldı. Tabi annesi Mustafa Kemal'i eğitim için Selanik'teki arabasının yanına gönderme kararı aldı. Çünkü eğitime önem veriyordu. Mustafa Kemal ilk önce Selanik'teki mülkiye rüştiyesine kayboldu. Ama Mustafa Kemal'in kafasında hep askerlik vardı. Onun için askeri bir okulu düşünüyordu. Onun için de mülkiye rüştiyesinde 1892 yılında kaydolduğu mülkiye rüştiyesinden ayrılarak bir yıl sonra Selanik askeri rüştiyesine geçmiştir. Tabi Mustafa Kemal'in özellikle matematiğe büyük ilgisi vardı. Ve matematik öğretmeninin ismi de Mustafa idi. Hocası buna bir gün dedi ki, oğlum senin ismin de Mustafa, benimki de aynı. Dolayısıyla bu böyle olmayacak, arada bir fark olmalı diyerek Mustafa'ya ayrıca Kemal ismini verdi ve böylece Mustafa Kemal olsun dedi ismin ve böylece Mustafa Kemal ismi bu şekilde yerleşmiş oldu. Mustafa Kemal Selanik askeri rüştiyesini başarılı bir şekilde bitirdikten sonra Manastır askeri idadesinin imtihanlarına girdi ve başarılı oldu. Böylece doğduğu Selanik'ten ilk defa ayrılmış olacaktı. Manastır ve Selanik Osmanlı Devleti'nin bir açıdan batıya açılan önemli şehirleri arasındaydı. Tabi yine Selanik gibi çok kültürlü yapısıyla dikkat çeken Manastır aynı zamanda 3. Ordu'nun da merkezidir. Tabi 3. Ordu'nun bu bölgede bulunması, bu şehirde bulunması Manastır'ın gelişmesinde ve bazı eğitim kurumlarının açılmasında etkili olmuştur. Tabi bu şehrin bir diğer özelliği de 2. Abdülhamid'e karşı meşrutiyet taraftarlarının yoğun olarak bu bölgede yaşamalardır. Daha önce de ifade ettik, özellikle meşrutiyet taraftarları 2. Abdülhamid'e karşı muhalefet etmek için İstanbul'dan ya sürgüne uğramışlar ya da kaçmışlar. Genelde Selanik, Manastır gibi Makedonya şehirlerine yerleşmişlerdir. Tabi Mustafa Kemal Manastır askeri idadesi 2. sınıfında okuduğu esnada 1897 Osmanlı-Yunan Savaşı çıktı. Mustafa Kemal o günleri anlatırken gençlik hayatımın en heyecanlı günlerini yaşadım. Yaşımın küçük olmasına rağmen bu savaşa katılmayı çok istemiştim diye ifade etmiştir. Tam Mustafa Kemal'in Manastır askeri idadesinde duyduğu heyecanı ve vatan için mücadele isteğini göstermesi açısından bu ifadesi önemlidir. Mustafa Kemal 1898'de Manastır askeri idadesini başarıyla tamamladı. Tabi Manastır askeri idadesinde Mustafa Kemal'i ilk etkileyen kişi tarih öğretmeni Topçu Kolağası Mehmet Tevfik Bilge'dir. Atatürk bu kişi için kendisine minnet borcum var. Bana yeni bir ufuk açtı diye ifade etmiştir.
Mehmet Tevfik derslerinde Fransız ihtilali ile diğer ihtilal ve fikir hareketlerinde söz ederek Mustafa Kemal'de tarihe karşı büyük bir ilgi uyandırmıştır. Tabi Mustafa Kemal'in manastır askeri idadesine edindiği arkadaşları hayatın sonuna kadar sürecektir. Özellikle Ömer Naci ile olan arkadaşlığı Mustafa Kemal'in edebiyata ilgi duymasına da katkı sağlamıştır. Ömer Naci sayesinde Namık Kemal'i tanımış oldu ve şiir ve kitaplarından etkilendi. Bu sayede hem edebi yönü geliştirmiş hem de vatan ve millet sevgisi kendisinde oluşmaya başlamıştır. Tabi yakın arkadaşı Fethi Okyan'ın yardımıyla Fransız ihtilalinin öncüleri Voltaire, Jean-Jacques Rousseau gibi yazarları da tanımıştır. İhtilalin getirdiği milliyetçilik ve milli egemenlik ilkeleri onun için birer ilham kaynağı olmuştur. Yurt içinde ise Namık Kemal, Tevfik Fikret, Ziya Gökalp, Celal Nuri gibi bazı fikir ve sanat adamlarının eserlerini okumuş ve onlardan etkilenmiştir. Tabi Mustafa Kemal okuduğu fikirlerde bir şekilde etkilenmiş ama aynen kabul etmemiştir. Onu bir sentezlemiş ve kendine has, orijinal bir düşünce yapısı oluşturmuştur. Tabi Mustafa Kemal Manastır askeri idaresinden sonra İstanbul'da harp okulunu kazandı ve harp okuluna devam etti. Tabi İstanbul Osmanlı Devleti'nin başkenti olması yanında devletin batıya açılan yüzüydü. Batıdan gelenlerin ilk görüldüğü yerlerden biriydi. Bir yandan geleneksel Türk mahallelerinin olduğu, diğer yandan da gayrimüslimlerin yoğun olarak yaşadığı İstanbul'un farklı yaşam tarzlarını bünyesinde barındıran bir yapısı vardı. Bu da yine Mustafa Kemal'in yetişmesinde etkili olmuştur. Tabi kültürel yaşamın da hareketli olduğu İstanbul aynı zamanda muhalif düşüncelerin de merkeziydi. Osmanlı Devleti'ni siyasi, sosyal ve ekonomik sorunlardan kurtarmanın yolunun meşrutiyetin ilan edilmesinde gören bir grubun ortaya çıkması da bu dönemlerde olmuştur ki 1889 yılında oluşturulan bu grup İttihat ve Terakki Cemiyeti'dir. Tabi ilk olarak askeri tıbbiyede kurulan İttihat ve Terakki Cemiyeti kısa sürede Harbiye'ye ve diğer okullara da yayıldı. Mustafa Kemal İstanbul'un bu muhalif havası içerisinde 1899'da İstanbul'a gelerek harp okuluna kaydolmuştur. Yani İttihat Terakki Cemiyeti'nde kurulduğu yıl. Harp okulunda başarılı bir öğrenci hayatı geçiren Mustafa Kemal, çok sevdiği askerlik mesleğinde hep daha ileri gitmek için çaba göstermiştir. Başarıyla biten bir eğitimden sonra kendisi 1902 yılında Harp Akademisi'ne girmiştir. Özellikle Harp Akademisi'ne girenler kurmay sınıfına ayrılmış oluyorlar ve ordu içerisinde daha fazla yükselme imkanı buluyorlar. Mustafa Kemal 10 Ocak 1902'de temel rütbesiyle Harp Akademisi'nde öğrenimine başladı. Harp Akademisi'ndeki öğretmenleri yabancı dil bilen, iyi yetişmiş, tecrübeli subaylardı. Askerlik mesleğiyle ilgili çok iyi bir eğitim alan Mustafa Kemal, diğer taraftan devletin içinde bulunduğu durumla ilgili konularda da arkadaşlarıyla istişare içerisinde, fikir alışverişi içerisindeydi. Kendini yetiştirmek için de kitaplar okuyor, boş zamanlarını değerlendiriyordu. Mustafa Kemal Fransızcasını ilerletmek için ders alıyordu. İşte yurt dışından Jön Türk gazeteleri ve Fransızca gazeteler getirerek arkadaşlarının da bu gazeteleri okumasını sağlıyordu. Harp okulunda başladıkları el yazısıyla gazete çıkarma işi tekrar başladı. Ancak bir süre sonra durum Mektepler Nazırı İsmail Paşa tarafından öğrenildi. Akademi komutanı Ali Rıza Paşa yaptığı bir baskında Mustafa Kemal ve arkadaşlarını gazete hazırlarken yakaladı. Fakat Ali Rıza Bey Hürriyet ve fikirlerini benimsediği için Mustafa Kemal ve arkadaşlarına sözlü bir uyarıda bulunmuştur. Akademiyi bu şartlarda tamamlayan Mustafa Kemal 11 Ocak 1905'te Harp Akademisi'ni Kurmay Yüzbaşı, işte bazı kaynaklarda Kol Ağası rütbesiyle tamamlamıştır. Tabi akademiden başarıyla mezun olan subaylar genellikle Makedonya'ya gönderilirdi. Mezuniyetten sonra atama beklediği günlerde Mustafa Kemal siyasi faaliyetlerinde bir taraftan devam ediyordu. Makedonya'da Osmanlı Devleti'nin otoritesinin güçlü olmaması onları rahat hareket edecek bir ortam sağlayacaktı. Ancak istediği gerçekleşmedi. Arkadaşlarından birinin yapılan toplantılar ihbar etmesi üzerine Mustafa Kemal Makedonya'ya değil ceza olarak ilk göreve 5 Şubat 1905 yılında Merkezi Şam'da bulunan 5. Ordu'ya bağlı
30. Süvari Alayı'nda göreve başladı. Yani Suriye'de görevine başlamış oldu. Tabi Mustafa Kemal zor şartlar içinde geldi. Makedonya'daki eski arkadaşları ve öğretmenleriyle Vatan Hürriyet Cemiyeti'ni Makedonya'da şubesini açtı. Yani Şam'dan sonra, Suriye'deki Şam'dan sonra ki orada da Vatan ve Hürriyet Cemiyeti'ni açmıştı. Makedonya'ya görevlendirildi ve orada da Şam'da yaptığı gibi Vatan ve Hürriyet Cemiyeti'ni şubesini açtı. Fakat bir süre sonra tekrar Şam'a döndü. 1907'de Şam'daki stajını bitirip Kola Ağası rütbesiyle Makedonya'ya tayin edildi. Mustafa Kemal siyasi faaliyetlerini İttihat ve Terakki Cemiyeti'nde sürdürdü. Fakat bir süre sonra İttihat Terakki ile görüş ayrılığı yaşadığı için bu cemiyetten ayrıldı. Mustafa Kemal'e göre 2. Meşrutiyet'in ilanından sonra İttihat ve Terakki gizli bir teşkilat olmaktan çıkarılıp parti şeklinde dönüşmeliydi. Ordu mutlak surette siyasetten arındırmalıydı. Bu görüşleri nedeniyle İttihat ve Terakki Cemiyeti ileri gelenleriyle arası açıldı. Mustafa Kemal cemiyet hakkındaki fikirleri nedeniyle Trablusgarp'ta düzeni sağlamak bahanesiyle Selanik'ten uzaklaştırılmıştır. Tabi Trablusgarp'ta kendisine verilen görevi başarıyla tamamlayan Mustafa Kemal Selanik'e döndü ve 1909'da 3. Ordu'nun Selanik Tümeni Kurmay Başkanlığı'na atandı. İşte bu görevdeyken 31 Mart vakası gerçekleşti. Meşrutiyete karşı olan bu ayaklamayı bastırmak için Selanik'te kurulan hareket ordusunda kurmay başkanı olarak görev aldı ve İstanbul'a geldi. Tabi Şam ve Trablusgarp'ta bu tür isyanları bastırmada tecrübe olan Mustafa Kemal'in hareket ordusu için hazırladığı kuruluş ve hareket planı beğenilmiştir. Mustafa Kemal'in de bizzat katıldığı hareket ordusu İstanbul'da meşrutiyet karşıtlarını engellemiştir. 2. Abdülhamit tahttan indirilmiş ve yerine 5. Mehmet Reşat tahta geçirmiştir. Bu olaydan sonra İttihat ve Terakki yönetimde etkin bir güç halini almaya başlamıştır. İttihat ve Terakki ile yaşadığı siyasi görüş ayrılıkları nedeniyle Mustafa Kemal mesleki çalışmalarına ağırlık verdi. Mahmut Şevket Paşa'nın kurmay başkanlığı görevini başarıyla sürdürdü. 1910'da Fransa'da düzenlenen Picardi manavralarına katıldı. O heyete seçildi, oraya katıldı. Tabi Mustafa Kemal'in İttihat ve Terakki Cemiyeti üyeleriyle yaşadığı fikir ayrılıkları onun 1913'te Sohya Ateşe Militerliğine atanmasına neden oldu. Mustafa Kemal göreve başladıktan sonra Bulgaristan'daki genel durumu tespit etmek için bir geziye çıktı. Bu gezideki amacı Bulgaristan Türklerinin morallerini güçlendirmek, onların Osmanlı Devleti'ne bağlılıklarını daha da artırmak ve Bulgar ordusunun durumunu incelemekti. Tabi Mustafa Kemal her gittiği şehirde Türkler tarafından coşkuyla karşılanmıştır. Bulgar kültürünü yakından tanımak için sosyal faaliyetlere katılmıştır. Mustafa Kemal Sofya'dayken 1. Dünya Savaşı başlamıştır. Mustafa Kemal'in düşünce dünyasını etkileyen yazarlara baktığımız zaman tabi bunlardan en önemlisi Namık Kemal'dir. Hayatının sonuna kadar bağlı kaldığı vatan, millet ve hürriyet gibi kavramları bilinçli olarak ilk kez kullanan Türk şair ve yazardır. İşte Vatan Yahut Silistre piyesi biliyorsunuz meşhurdur. Mustafa Kemal daha Manastır Askeri İdadisi yıllarında Namık Kemal'in eserlerinden etkilenmiştir. Bunun dışında Tevfik Fikret yine etkilendiği yazarlardan bir tanesidir. İşte Mehmet Emin Yurdakul yine Mustafa Kemal'i etkileyen önemli yazarlardan birisidir. Ki Türk Yurdu adlı derginin çıkarılmasında etkili olan kişilerden bir tanesiydi Mehmet Emin Yurdakul. Tabi Mustafa Kemal'i belki en fazla etkileyen kişilerden birisi de Ziya Gökalp'tir. Özellikle Ziya Gökalp Türk düşünce, kültür ve yaşamında önemli görüşleri ortaya koymuş bir şair, yazar ve toplum bilimciydi. İşte Türkçülüğün Esasları adıyla meşhur bir eseri vardı malum olduğu üzere. Toplum biliminin en önemli temsilcilerden Emil Durkheim'in ülkemizde tanınmasını sağlamış bir kişidir. İşte Türk milliyetçiliğinin fikri, siyasi ve ideolojik fikir babası olarak kabul edilmiştir kendisi. Ve az önce ifade ettik, Türkçülüğün Esasları adlı eserinde Türk milliyetçiliğini belli bir program çerçevesinde
ele alan kişidir. Tabi bunun dışında Mustafa Kemal'i etkileyen yabancı yazarlar da vardır. Özellikle işte Montesquieu'nun Kanunların Ruhu adlı eserinde yönetim biçimlerini inceleyen Montesquieu en iyi yönetim biçimi olarak halka dayanan cumhuriyet rejimini görmüştür. Bu yönüyle de Mustafa Kemal'i etkilemiştir. Bunun dışında Jean-Jacques Rousseau yine etkileyen kişilerden bir tanesidir. İşte Rousseau'nun eserlerinde yer alan ulusal egemenlik, ulusçuluk, yani milliyetçilik ve yurttaşlık gibi kavramdan etkilenmiştir. İşte Rousseau'nun Toplum Sözleşmesi adlı eserini altını çizerek okumuştur. Evet, Mustafa Kemal'in askerlik hayatına baktığımız zaman tabii askerlik hayatındaki en önemli olaylardan biri ya da ilki Trablusgarp Savaşı'na katılmasıdır. 1911-1912 yılları arasında meydana gelen bu savaşa katılmasıdır. Biliyorsunuz İtalya Osmanlı Devleti'nin Trablusgarp bölgesini geri bırakmakla suçlayıp 28 Eylül 1911'de Osmanlı Devleti'ne ultimatum verdi ve Osmanlı Devleti konuyu diplomatik yollarla halletmek istediyse de İtalya 29 Eylül'de Osmanlı Devleti'ne karşı savaş kararı aldı. İngiltere ve Fransa'nın desteğini alan İtalya işgalini Derne, Tobruk, Homs ve Bingazi içine alacak biçimde genişletti. Bu işgaller karşısında Osmanlı Devleti karadan İngilizlerin Mısır'ı işgal etmesi, denizden de ise güçlü bir donanmaya sahip olmaması sebebiyle asker gönderemedi. İşte Osmanlı Devleti'nin bu çaresizliği karşısında aralarında Mustafa Kemal'in de bulunduğu bazı genç subaylar gönüllü olarak Trablusgarp'a gitmişlerdir. Hatta işte tüccar kılığında Mısır'ı geçmişler ve Trablusgarp'a ulaşmışlardır. İşte Mustafa Kemal, Enver Bey gibi genç subaylar yerli aşiretleri teşkilatlandırarak İtalyanlara karşı örgütlediler. İtalyan kuvvetleri asker ve teçhizat üstünlüğüne rağmen Trablusgarp kıyılarına içeriye giremediler. Mustafa Kemal gerek Derne'de gerekse Tobruk'ta önemli başarılar kazandı. Mustafa Kemal'in ilk savaş deneyiminde elde ettiği bu başarılar zamanın en iyi silahlarına sahip İtalyan kuvvetlerini aciz bırakmış. Tabi milli mücadele dünyanın en gelişmiş ordularını yeneceğinin de ya da o gücü elde edeceğinin de bir ilk işaretler olarak sayılmıştır. Tabi Mustafa Kemal'in askerlik hayatında milli mücadelenin liderliğine giden en önemli olaylardan birisi de Çanakkale Savaşı'dır. Bir açıdan Mustafa Kemal'in tanınmasını sağlayan olay Çanakkale Savaşı'ndaki başarılardır. Çanakkale Boğazı'nı geçmeye çalışan İngiliz ve Fransız donanması başarısız olunca karadan çıkartma yapma kararı aldılar. Gelibolu Yarımadası'nda asker çıkarmaya başlayan düşman kuvvetlerinin Mustafa Kemal 19. Tümen Komutanı olarak Arıburnu'nda ve Cokbayırı'nda durdurdu. Ve bu başarılardan sonra albaylığa yükseldi. İngilizler 6-7 Ağustos'ta Arıburnu'nda ikinci bir taarruz hareketine başladılar. Fakat başarı elde edemediler. Daha sonra Anafartalar Grup Kumandanı olan Mustafa Kemal 9-10 Ağustos tarihinde Anafartalar zaferini kazandı. Bu zaferi 17 Ağustos'ta Kireçtepe, 21 Ağustos'ta da 2. Anafartalar zaferleri takip etmiştir. Bu zaferlerden sonra Çanakkale'deki görevinden sonra Mustafa Kemal Kafkas cephesine atandı ve Kafkas cephesinde Diyarbakır'a gitti. Daha sonra Muş ve Bitlis'i Rus işgalinden kurtardı. Kafkas cephesinden sonra da Suriye'deki 7. Ordu Komutanlığı'na atandı. Ancak Yıldırım Orduları Grup Komutanı olan Alman Falkane ile anlaşmazlığa düştüğü için İstanbul'a döndü. Bu dönemde Veliaht Vahdettin'in Almanya gezisine yaveri olarak katılmıştır. Bu gezinin Mustafa Kemal'in hayatının akışında oldukça önemli bir yeri vardır. 22 gün süren bu gezide geleceğin padişahıyla beraber olmuş olan Mustafa Kemal onunla bir yakınlık kurma imkanı da bulmuş oldu. Ayrıca gezi sırasında savaşın genel gidiş hakkında bilgi edinmiş seçkin Alman generalleri Hindenburg ve Ludendorff ile tanışmıştır. Aynı şekilde Vahdettin de Mustafa Kemal'in üstün kabiliyetini bu gezi sırasında tanıma imkanı elde etmiştir. Mustafa Kemal Almanya seyahatinden sonra 1918 Ağustos ayında yeniden 7. Ordu Komutanlığı'na atandı ve Suriye'ye gitti. Mondros Ateşkes Anlaşması'nın imzalanmasından bir gün sonra Limon von Sanders'in yerine 31 Ekim 1918'de Yıldırım Orduları Grup Komutanlığı'na
getirildi. Bu ordunun kaldırılması üzerine 13 Kasım 1918'de İstanbul'a gelip Harbiye Nezaretinde göreve başladı. Tabii 13 Kasım 1918'de İstanbul'a dönen Mustafa Kemal aynı gün İstanbul'a gelen İtilaf Devletleri'nin savaş gemileriyle karşılaşmış ve o zaman şu meşhur sözü söylemiştir. Geldikleri gibi giderler. Tabii Atatürk'ün kişisel özelliklerine baktığımız zaman tabii Atatürk'ün en önemli özelliklerinden bir tanesi çok yönlü bir kişiliğini olmasıdır. Atatürk vatanseverliği, idealistliği, hakikati arama gücü, yaratıcı zihniyeti, ileri görüşlülüğü, mantıklılığı, çok cepheliliği, yöneticiliği, gurura ve ümitsizliğe yer vermemesi gibi kişisel özellikler onun güçlü bir kişilik olduğunu en önemli göstergeler arasındadır. Tabi Mustafa Kemal'in eserlerine baktığımızda, Mustafa Kemal'in tabi en büyük eseri temelli Türk kahramanlığı ve Türk karakterine dayalı olan Türkiye Cumhuriyeti'dir. Onun dışında 15-20 Ekim 1920'de okuduğu Nutuk adlı eser en önemli eserlerden bir tanesidir. 1929-1930 yılları arasında liseler için yazdığı Vatandaş İçin Medeni Bilgiler adlı kitap, 1936-37 yıllarında Geometri adıyla yazdığı kitap Mustafa Kemal'in eserleri arasında yer almaktadır.